Evet arkadaşlar, merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Antalya'dayız. Türkiye'nin her tarafında lojistik sektörünün güçlü simalarını sizin karşınıza getiriyoruz. Bugün ise daha vizyoner bir firmayla, o firmanın Sayın Yönetim Kurulu Başkanı'yla sizleri buluşturacağız. Dedemizden babamızdan almış olduğumuz bir bayrak. Biz bir ayrı şirketiyiz. En önemli sermayemiz bizim personellerimiz. Taşımacılık, taahhüt, inşaat, akaryakıt, madencilik. Avrupa'da gidemeyeceğiniz, yükünü taşıyamayacağınız hiçbir bölgemiz yok. İnsan olduğu müddetçe lojistik olmak zorunda. Muhtemelen sektör içindeki arkadaşlarımız, sektör mensubu olanlar beyefendiyi yakından tanıyorlar. Çünkü gerçekten sadece lojistik değil, inşaat, akaryakıt, lojistiği her yönden destekleyen, farklı sektörlerde de faaliyet gösteren bir firma. MKS Şirketler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Aydın Zeytinoğlu ile beraberiz. Efendim merhabalar. Merhabalar efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? Öncelikle onu soralım. Teşekkür ediyoruz. Gayet iyiyiz. Sizler de iyisinizdir umarım. Çok teşekkürler. Başta da bahsettiğim gibi Antalya'dayız. Antalya aslında gerçekten önemli potansiyelleri barındıran bir şehir. Aslında burayı bir bölge olarak düşünmek lazım. Ve sizin gibi vizyoner iş adamları da buranın değerine değer katıyor. Biraz kendinizden bir bahsedin. Biraz daha sizi yakından tanısınlar. Neler yaparsınız? Ne zamandan beri hangi işleri yapıyorsunuz? Biz aileden 3. kuşak olarak bu sektörün içerisindeyiz. Dedemizden babamızdan almış olduğumuz bir bayrak bu. İnşallah bizden sonra da 4. kuşak devam ettirecek. Yıllara sari bir deneyimimiz var. Antalya'da dediğiniz gibi çok güzel bir potansiyel var. Turizmin dışında da bu konuda yatırımların geri döneceğini tahmin ettiğimiz ve öngördüğümüz için yaklaşık 20 yıldır da Antalya'da bu sektörde dediğiniz gibi taşımacılık, taahhüt, inşaat, akaryakıt, madencilik gibi birçok sektörde de faaliyet gösteriyoruz. Gelişen Türkiye'de ve turizmin bu kadar ilerlediği bir şehirde tabii ki yatırımlarımızın bize geri dönüşünden çok memnunuz. Bu yüzden de sürekli kendimizi geliştirmek anlamında başka sektörlere de yatırım yapmaktan çekinmiyoruz. İnşallah daha da yapacağız. Dediniz ki lojistikle birlikte inşaat var, akaryakıt var, maden var dediniz. Otomotivin herhalde bir ikinci eli de var. Hakikaten birbirini çok destekleyen konular. Nasıl bir açılımla bunlar gelişti? Sizin bu vizyonunuzu gösteriyor bir yer. Yani nereden nereye ulaştı konu? Asıl bizim ilk sektöre girişimiz taşımacılık. Ama taşımacılıkta da biliyoruz ki en büyük sarf malzemesi harcamamız akaryakıt. İstedik ki önce taşımacılığımızı akaryakıtla destekleyelim. Bu yüzden akaryakıt sektörüne de giriş yapmış olduk. Akabinde dönem dönem global krizler, Türkiye'nin dünyanın içinde olduğu sıkıntılardan dolayı bazen uluslararası taşımacılık sıkıntıya girdi. Bazen yurt içi taşımacılık girdiği için taahhüt işlerine de girme ihtiyacı duyduk. Taahhüt işlerine girdiğimiz zaman da iş makinesi kanadına da girmek zorunda kalıyorsunuz. Tabii böylece farklı bir garaj potansiyeline ulaşıyorsunuz. Her ürün yelpazesi farklılaşıyor. Tabii burada bizim en büyük giderlerimizden birisi de araçlarımızın yenilenme sürecindeki kaybımız. Kullanmış olduğumuz makine, araç, ekipmanlarımızın yenilenmesi sürecinde ciddi bir fark ortaya çıkıyordu. Buradaki fiyat aralığını kapatalım düşüncesiyle ve mevcut piyasada güvenilirliğimizi de göz önüne alarak ikinci el ağır ticari araç alım satım işlerine de girmiş olduk. Zaten kendi araçlarımızın da bir pazarlaması söz konusu olduğu için ve sektörde bir güvenilirlik söz konusu olduğu için o konuda da başarılı olduğumuza inanıyoruz. Ciddi bir potansiyele ulaştık. Tabii onun akabinde yine taahhüt işlerinde en büyük ihtiyaçlardan birisi taş ocağı ihtiyacımız doğdu. Onu da yaptık. Daha sonra yurt dışı Türkiye'nin madencilik sektöründeki büyümesini göz önüne aldık. Madencilik sektörüne girdik, ihraç etmeye başladık. Tabii bu kadar çok sektörde olmamızın faydaları şunlar. Gördüğümüz gibi son 2 yıldır pandemi sürecinde bazı sektörler kısıtlanırken bazı sektörler fırsat sektörü oldu. Lojistik gibi. Böyle olunca da firmamızda herhangi bir finansal sıkıntıya girmeden zayıflayan sektörümüzü diğer güçlenen sektörümüz desteklediği için istihdamı arttırarak çıktık pandemiden. Bizim önceliğimiz budur. Önceliğimiz istihdam. Babamızdan, dedemizden, büyüklerimizden gördüğümüz bizim için en önemli unsur istihdam. Bu yüzden de gururla her sektörü devam ettiriyoruz.
biliyoruz. Hiçbir sektörden de kısa süreli krizler sebebiyle de çıkmak gibi bir düşüncemiz olmadı. Aslında bir aile şirketisiniz. Nesiller boyu devam ettiriyorsunuz. Gerçekten birbirini destekleyen bir puzzle'ın parçaları gibi siz tabloyu tamamlamışsınız. Eksik parça bırakmamışsınız. Tabii avantajları barındırıyor. Ama bir taraftan da hani kontrol zorluğu da getiriyor. Ama siz diyorsunuz ki istihdam. Oradan geliyoruz insan gücü. Profesyonel insanların istihdam edilmesi. En alt tabakadan en üst tabakaya kadar. Nasıl bakıyorsunuz istihdama ve nasıl sağlıyorsunuz? Teknolojiyi son demine kadar kullanan bir firma yapımız var. Her zaman en teknolojik araçları, ekipmanları kullanıyoruz. Ama bu şu anlama da gelmiyor. İnsanın olmadığı bir sektör maalesef daha bulunmadı. Evet. Bulunmasın da zaten. Biz bir aile şirketiyiz. Tüm aile bu oyunun bir oyuncusu. Ama bizim en büyük gücümüz biz personellerimizle çok uzun süreler çalışarak geliriz. Personellerimizle yol ayrımına gelmeyi hiç düşünmeyiz. Bu yüzden yıllardır birinci kuşak, ikinci kuşak diye devam eden çalışanlarımız var yanımızda. Ne güzel. Biz kesinlikle arada en alt tabakadan en üst tabakaya kadar kesinlikle biz bir insan ayrımına gitmiyoruz. Bizim için her insan, her çalışan eşit önemlidir. Bunun da meyvelerini yıllardır yiyoruz. İnşallah yıllarca da yiyeceğiz. Bizden sonra gelen kuşaklarımıza da bunu aşılamaya çalışıyoruz. En önemli sermayemiz bizim personellerimiz. Aslında en kıymetli değer insan. Her şeyi yerine koyabilirsiniz ama insanı yerine koyamıyorsunuz ve onun kattığı değeri de yerine koyamıyorsunuz. Mutlaka. Onun için hakikaten sizin bu bakışınız da gerçekten çok kıymetli. Şimdi farklı sektörler, aslında birbirini bütünleyen sektörler bunlar. Ama Türkiye'nin ekonomik şartları içerisinde de zaman zaman trendleri değişiyor. Yükseliyor ve alçalıyor. Yani şimdi lojistik, inşaat bir aralar çok revaçtaydı. Sonra inşaat sektöründe böyle bir dağılma süreci yaşandı. Ondan sonra lojistik bir ara sallantıdaydı ama sonra pandemiden sonra çok büyük yükselmeler kaydetti. Kendi açınızdan hangi sektörünüz sizin gözünüzde daha kıymetli? Öncelikle taşımacılık anadıyla bizim duygusal bir bağımız var. Çünkü biz taşımacılık sektörünün içinden büyüklerimizden devraldığımız bir bayrak olduğu için ve en fazla, en kırılgan sektör, bizim içinde olduğumuz sektör aslında taşımacılık. Pandemide yükselirken öncesinde yıllardır bir durağanlık, sıkışmışlık vardı sektörde. Evet. Ama biz şunun farkındayız. İnsan olduğu müddetçe lojistik olmak zorunda. Bunun pandemide de en büyük şeyini gördük. Tüm sektörlerde yavaşlama, durağanlık söz konusuyken ya en başta bize ulaşması gereken ilaçların, temel gıda ürünlerinin ulaşabilmesindeki en önemli unsur lojistik. Dünyada lojistiğin önemine insanların fark ettiğine inanıyorum. Benim için de her zaman taşımacılık kanadı herhalde göz bebeğimiz o olarak kalacak. Evet, kalacak. Gerçekten sizin söylediğiniz gibi çok önemli lojistik. Belki artık devletimiz de lojistiğe bu noktada farklı bakmaya başladı. Çünkü ne diyoruz? Ekonominin dinamiği ihracat. İhracatın yürüyen ayakları da lojistik. Dünyanın en güzel ürününü, en talep gören ürünü üretin, ulaştıramadığınız takdirde hiçbir mana ifade etmiyor. Onun için lojistik olmazsa hiçbir şey olmaz. Ve devletimiz de ilk defa bu gözle baktı zannediyorum. Çok farklı teşvikler de söz konusu. Lojistik master planları, kalkınma planları içerisindeki lojistiğin aldığı yer her geçen gün artıyor. Siz nasıl görüyorsunuz Türkiye'nin lojistik geleceğini? Türkiye stratejik olarak çok önemli bir noktada. Bunu bütün dünya biliyor, sadece biz değil. Artık Uzak Doğu ve Batı arasında bir aktarma merkezi haline gelmiş durumdayız Türkiye olarak. Bunun da son belki 20 yıldır farkına varıldı ve ciddi de yatırımlar yapıldı. Bunların içinde limanlar, havalimanları, karayollarımızın, deniz araçlarımızın hepsine bir teşvik söz konusu, bir yatırım söz konusu. Ama şunu söyleyeyim, eğer daha geç kalmış olsaydık dünyanın bu lojistik pastasından hisse almamız mümkün değildi. Pandemi sürecinde lojistik sektörüne yapılan yatırımların bizler farkındayız. İşin içerisinde olduğumuz için gerek devletimizin vermiş olduğu teşvikler, bankaların verdiği krediler ciddi anlamda bizi güçlendirdi bu konuda. Savaş ortamında dahi bugün Ukrayna'ya en fazla muhtemelen karayolu ve deniz yolu taşımacılık yapan ülke konumundayız artık. Dünyanın her yerine ihracat yapabilir kapasitesi
kapasitemiz var. Araçlarımız var. Eskiden ulaşamıyorduk da. Gemilerde yer bulamıyorduk. Ro-ro araçları azdı. Araç bulamıyorduk. Teknolojiden mahrumduk. Şimdi artık Türk firmaların araçları Avrupa'ya gittiğim zaman gururla izliyorum. Ve bu yatırımların da mutlaka meyvesini alıyoruz. Alacağız da. Lojistik de gelişiyor. Teknolojisi de gelişiyor. Taşıma modlarına yönelik bir yatırımlar, farklı durumlar da söz konusu. Intermodal taşımacılık dediğimiz bütün taşıma modlarının bir arada kullanılıp daha ekonomik, daha güvenli, daha hızlı ve konforlu taşımanın yolları aranıyor. Burada tabii devletin yine üzerine çok fazla yük biniyor. İşte bir demir yolları konusu var. Gerçekten demir yollarına iyi konsantre olunması lazım. Bir lojistikçi olarak belli hatlar üzerinde demir yoluna ihtiyacınız oluyor mu? Ya da böyle bir durumla karşılaştınız mı? Karşılaştıysanız sıkıntı yaşadınız mı? Ülkemizin bence en az yatırım gördüğü, en ağlarının zayıf olduğu ulaşım yolumuz maalesef demir yollarımız. Tabii ki ihtiyacımız oldu. Çok anlar oldu. Özellikle maden taşımacılığında ihtiyacımız olmasına rağmen maalesef demir yolu ağımızın az olmasından dolayı faydalanamadık. Taşımacılık içerisinde en pahalı, maliyeti en yüksek taşımacılık karayolu taşımacılığıdır. Ülke olarak karayolu taşımacılığını ne kadar azaltıp demir yolu ve deniz taşımacılığını arttırabilirsek aslında bizim için bir o kadar daha gelirimizi yükseltecektir. Maalesef şu anki konjonktür bu. Evet, geç kalıyor muyuz? Kalıyoruz. Ama inanıyorum ki demir yollarımızın da geliştirileceğine inanıyorum. Ama inşallah yakın zamanda olur bu. İnşallah, çünkü gerçekten çok önemli. Birçok lojistik firması yükünü taşımak istiyor ama vagon bulamıyor. Belki altyapının gücü yetmiyor. %1-2 civarında şu anda, iki katına çıkarmak gibi bir hedef, hiçbir şey yetmez. Hiçbir şey yetmez. Çok daha farklı bakmak lazım. Deniz yolu dedik. Mesela Ro-Ro konusunda Türkiye aslında çok farklı noktalardaydı. Biliyorsunuz bir Roder'in ve UND'nin UnRoRo'su vardı. Satıldı. Oradan oraya gitti, oradan oraya gitti falan filan. Bazı hatların, bazı markaların ülkelerin tekelinde olmasını bir risk olarak görmüyor musunuz? Bu konuda sizin yaşadığınız durumlar var mı? Dediğiniz gibi bazı ülkelerin, global şirketlerin tekelinde olması bu sektördeki herkes gibi bizi de rahatsız ediyor. Bu konuda bizim de ülke olarak yatırımlarımızı arttırmamız gerektiğine inanıyorum. Deniz tanker taşımacılığında ülkemiz iyi bir yerlere geldi. Özel şirketlerin çok ciddi yatırımları var. Ama maalesef Ro-Ro gemilerinde o yatırımlarda maalesef ülke olarak çok gerideyiz. Ve biz de bunların tabii ki sıkıntılarını yaşıyoruz. Bu konuda da yatırım yapılması gerektiğine inanıyoruz. Hatta bu konuda önce olacak firmaların sektörde çok kolay yer bulabileceğine inanıyorum kendilerine. Bizim Türk firmalarımızın da Avrupa'da artık yatırımlar, maliyeti düşürmek anlamında, lojistiği rahatlatmak, kolaylaştırmak anlamında aslında yatırımları var. Avrupa'nın birçok ülkesinde artık bizim Türk firmaları kendi garajlarını, kendi orada ofislerini, firmalarını kurmuş durumdalar. Daha büyük ölçekli yatırımlarda maalesef biz zayıf kalıyoruz. Deniz yolu, demir yolu, bu tarz büyük yatırımlar gerektiren sektörlerde biz maalesef ağır kalıyoruz. Yani gerçekten çok vizyoner firmalarımız var artık bizim. Ama maalesef ülkemizde çok kırılgan bir yapımız var. Çok hızlı panikliyoruz. Bütün dünya bu pandemide ben nasıl lojistiğimi sağlayacağım diye düşünürken bizim kendi lojistik firmalarımız karlar bağladı. Ama nasıl çıktık pandemiden? Afaki olmasın, belki taşımacılık araçlarının %25'i yenilenerek en fazla sipariş veren, yeni araçlar konusunda en fazla sipariş veren ülke olarak çıktık. Aynen öyle. Birçok marka bu ülkeye araç yetiştiremedi. Ve şuna da eminim, son yıllarda lojistik sektörünün hiç olmadığı kadar karlı ve sıkı bir çalışması oldu. Halen de devam etmekte. Lojistik dünyada en gerekli sektörlerden birisi. Vazgeçilmez. Lojistiğin olmadığı bir yerde hizmete ulaşmak mümkün değil. Peki son olarak şunu sorayım. Avrupa'ya taşıma yapan bir lojistik firması olarak ağırlığınız Avrupa değil mi? Nerelere yapıyorsunuz? Şu anda en yoğun çalışılan bölge Avrupa ülkeleri. Evet. Çünkü Avrupa ülkelerinde biliyorsunuz son 2-3 yıldır özellikle gıda, son aylarda da artık sanayi ürünlerinde. Avrupa'da artan elektrik, doğalgaz fiyatlarından sonra üretim ciddi anlamda düştü. Bu yüzden de
ülkemizden ciddi anlamda bir ihracat söz konusu. Son zamanlarda bana göre Orta Doğu'ya fazla bir iş yapamıyoruz. Olmuyor. Çünkü oradaki siyasi konjüktür doğal olarak etkiliyor. Karayolu taşımacılığından bahsediyorum ama. Deniz yolu taşımacılığında arkadaş firmalarımızla, görüşmelerimizde Uzak Doğu gayet iyi diyorlar. Ama bizim karayolu taşımacılığında Avrupa şu anda birinci sırada. En revaçta. Sizin dile getirmek istediğiniz, çözüm bekleyen konular nelerdir? Aslında günümüz için değil, yıllardır bizim içinde olduğumuz sıkıntılar aslında fazla bir değişmiyor. Avrupa'da yıllardır aynı sıkıntılarla boğuşuyoruz. Maalesef vize sorunumuz hiçbir zaman bitmedi. Bu ülkede maalesef biz yaklaşık 35 yıldır bu sorunlarla alıştık diyorsunuz. Onunla yaşamaya alıştık. Artık, evet. Yani aslında o sorunlar giderilirse biz şaşıracağız. Evet, belki gerçekten de. Değil mi? Artık maalesef, o zaman kimse tutamaz. Maalesef. Bizi. Tabiri caizse biz gerçekten ülke olarak, Türk insanı olarak çalışkan, cesur insanlarız. Bizim şoförlerimiz, bizim araçlarımız, Avrupa'da gidemeyeceğimiz, yükünü taşıyamayacağımız hiçbir bölgemiz yok. Tabii bu da doğal olarak diğer bazı Avrupa ülkesi lojistik firmaların ciddi rahatsız ve tedirgin ediyor. Ve bu yüzden de bize mutlaka biraz zorluklar çıkartmak zorunda olduklarının farkındalar. Biz yine de her türlü zorluğa karşı yolumuza devam ediyoruz. Bizi kimse durduramaz diyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Çok güzel ben bir sohbetti. Çok güzel bilgiler verdiniz. Var mı eklemek istediğiniz, unuttuğumuz? Çok teşekkür ediyorum. Gelişen dünyada, bu kadar krizlerin yaşandığı bir dünyada, dünyadaki bu pazardan yerimizi almak istiyoruz. Türk firmaları, Türk lojistikçileri olarak dönem dönem destekler mutlaka gördük. Ama gelişmiş ülkelerdeki firmaların gördüğü kadar maalesef destek, teşvik göremiyoruz. Umarım bizler de o teşvik ve destekleri görürsek, inanın bu sektörde biz dünyadaki pastadan çok çok daha fazla pay alabiliriz. Siz önemli bir bayrak taşıyorsunuz. Sizden sonra gelenler de eminim bu bayrağı güzel bir şekilde daha ilerilere taşıyacaklar. Efendim çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. Zaman ayırdınız. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok mutlu olduk. Güzel bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun efendim.